2004'te kuzenim Nadia matematik derslerinde zorlanıyordu. O zamanlar Nadia New Orleans'ta, ben ise Boston'da yaşadığım için ona internet üzerinden ders çalıştırabileceğimi düşündüm. İşe yaradığını görünce bütün kuzenlerim istediler. Tabii bunun benim çok fazla vaktimi alacağını görmem de uzun sürmedi. Hazırladığım videoları YouTube'a yüklemeye başladım. 2009'da ise Khan Academy tam zamanlı işim haline geldi. 2010 sonbaharında Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan ve Google'dan destek almaya başladık ve bugün onlarca çalışanı olan gerçek bir kuruma dönüştük. Günümüzde geleneksel eğitim sistemiyle ders işlenen sınıflarda öğretmenler herkes için tek tip ders anlatıyorlar. Bu durum bazı öğrencilerin konuyu anlayamamalarına, bazılarının sıkılmalarına sebep oluyor. Sınavdan 70 de alsanız 90 da konular durmuyor ve sınıf her zaman bir sonraki konuyla devam ediyor. İşte bu durum bilgi dağarcığımızda yani öğrendiğimiz her şey arasında boşluklar olmasına sebep oluyor. Ve bir noktada tam öğrenemediğimiz bir konu üzerine yeni bir konu geldiğinde boşlukları olan temelimiz sağlam olmadığı için bilgilerimizle inşa ettiğimiz binanın yıkılmasına sebep oluyor. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olabileceğine inanıyorum. Lisede arkadaşlar birbirimize ders anlatırdık. Herkes kendi hızında öğreniyordu. Her şey çok interaktif ve öğrenme ortamı da çok sosyaldi. İşte o zaman anladım ki ideal etkileşimin birebir olması gerekir. Bir öğrenci ve bir öğretmen bu anlayışın bugün okullarımızda var olmamasının sebebi ise ekonomik olmaması. Yani asıl düşünmemiz gereken şey, elimizdeki kaynakları nasıl kullanırsak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltabiliriz. Öğrencinin, öğretmenle geçireceği verimli öğrenme zamanını arttırmayı hedeflemeliyiz. Khan Akademi tamamen ücretsiz ve sanal bir okul. Basitçe birden üniversite seviyesindeki matematiğe, fizikten ekonomiye bir sürü ders videomuz var. Bu videolar öğretmenlere öğrenci odaklı bir eğitim verebilmek için zaman kazandırıyorlar. Yazılımla desteklenen ve yeni eğitim teknolojilerini barındıran platform ise öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynlerin birbirleri hakkında bilgi almalarına, gelişimlerini takip etmelerine, iletişime geçmelerine, hatta birbirlerine bir şeyler öğretmelerine yardımcı oluyor. Bu bizim için de gerçek ama sanal bir okul.